وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حق المسلم على المسلم ست. Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 tane hakkı varmış. Tamam mı gençler? Biz bir kitaba kaleme almıştık. O kitabın hakkı ne? Adı neydi? Benim sende hakkım var ya. O kitabın ismini niye biz böyle koyduk? Yani her Müslümanın birbiri üzerinde hakkı var ya. Kardeş, ben Müslümanım, benim senin üzerinde 6 tane hakkım var. Sen Müslümansın, senin benim üzerimde 6 tane hakkın var demek. Yani sadece ben Müslüman oldum, tamam, bu beni ne ilgilendirir? O şeyle bu böyle. Yok, öyle değil ya. Müslümansan 6 tane hakkı var kardeşi sende. Birincisi neymiş? اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ Karşılaştığın zaman ona ne yap? Selam ver. Selamun aleyküm. Hemen. Allah rahmet eylesin. Hoca efendi hep ne yapardı? Bize bazı zaman arkadaşlar içeri girdiği zaman selam veremediği zaman dur oğlum dur gel bakayım derdi hemen ya. Selamı öğretir. Selamı ya selamun aleyküm veyahut da esselamu aleyküm diye. Selam verme şekli. Selamun aleyküm veyahut da esselamu aleyküm. Öğretir. Sonra çık bakayım şimdi dışarı geri gir bakayım derdi. Çıkardı. Geri girdirdi. Selamı verirdi. Alırken de ve aleykümüsselam diye ne yapılması? Vav'ın eklenmesi. Birincisi izâ lakîtehu fesellim aleyh. Karşılaştığın zaman selam ver. Ve izâ da'âke feecibhu. Seni davet ettiği zaman arada şer'i bir engel yoksa şer'i bir mani yoksa ne yap? Onun davetine icabet et. وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ Senden nasihat isterse ona nasihat et. Ya bir tanesi geliyor diyor ki hacı bize nasihat et. Ya estağfurullah ben ne bilirim ki ben nasihat edeyim. Ya kardeşin hakkı sende ya. Hiç Allah'tan kork, selamı yay, sabret demeyi de mi bilmiyorsun ya? Bak ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeş hacı bana nasihat dediği zaman nasihat et ona yani. Üçüncüsü, dördüncüsü ve izâ atıysa fehamidallah feşemmithu. Hapşurdu, elhamdülillah dedi. Tamam. Elhamdülillah dediği zaman onu duyanlar ne demesi gerekiyor? Yerhamkallah. Sonra ilk hapşuran ne diyecek? Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Şimdi dua ne dedi? Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun dedi. Çünkü insan diyor hapşurduğu zaman kalp dururmuş arkadaşlar. Tekrar o kalbi çalıştırdığından dolayı Allah'a hamd etmesi gerekiyormuş. Hamd etti. Kardeşi de kendine yerhamkallah. Allah sana merhamet etsin, acısın diye dua etti. O da tekrar kardeşini ne edecek? Yehdikumullah. Allah sana hidayet etsin. Ve yuslihu bâlekum. Ve işlerini düzene koysun diye kardeşine dua edecek. Tamam mı? Ne diyeceğim işi kapşırdığımız zaman? Elhamdülillah diyecek hapşurduğumuzu. Hapşuran elhamdülillah dedi. Duyan ne diyecek? Yerhamkallah. Hapşuran tekrar üçüncüye ne diyecek? Yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Bu dördüncüsüymüş. Ve izâ merida fe'udhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer hasta olduğu zaman onu ziyaret et. Kaç oldu? Beş. Bir neymiş? Karşılaştığın zaman selam verecek. İki, davet ettiği zaman davete icabet edecek. Üç, ne oldu ya nereye gittiniz ya? Ha, nasihat istediği zaman nasihat verecek. Dört, hapşurduğu zaman elhamdülillah, yerhamkallah diyecek. Beşincisi, hasta olduğu zaman hastalığında ziyaret edecek. Altıncısı ise, ve izâ mâte fettebi'hu. Vefat ettiği zaman diyor, ne yap? Onun cenazesine de katıl. Tamam. Neymiş? Müslümanın Müslümanın 6 tane hakkı varmış. O bizim yazdığımız olduğu kitapta da bunun daha detaylı bir şekilde, daha teferruatlı bir şekilde 6 tane hakkı hemen hadislerle, hemen büyüklerin sözleriyle, hemen adabıyla ne varsa her hepsi içinde var arkadaşlar.